Şimdi ekle Word Art bölümü. Bunlardan herhangi bir tanesini seçiyoruz. Diyelim ki bunu seçtim. Seçtikten sonra buraya bir metin yazıyoruz. Ne yazalım? Çorlu yazalım mesela. Buradan yazı tipini değiştirebilirsin. Büyüklüğünü ve kalınlığını ayarlayabilirsin. Buna tamam dedikten sonra karşına çıkan bu şekilde oluyor. Böyle aşağı doğru genişletebilirsin. Üzerine tıkladığımızda zaten yine bakın burada özellikleri var. Mesela çok sıkı dersek biraz daha harfler yakınlaşır birbirine. Seyrek dersek biraz daha uzaklaşır. Yukarıdan yine farklı stillerle değişiklik yapabiliriz buradan böyle. Hangisini istiyorsak. Hizalama kısmında sola sağa ortala yapabiliriz. Şekil dolgusu kısmından rengini değiştirebiliriz. Şekil ana hattı kısmından ana hat renklerini yani dış kenarlık renklerini değiştirebiliriz. Kalınlıklarını değiştirebiliriz. Yine aynı bunlarda. Gölge efektleri ekleyebiliriz. 3 boyut efektleri ekleyebiliriz. Bu şekilde. Eklediğimiz 3 boyutu döndürebiliriz. Böyle. Konum kısmına zaten ihtiyacımız yok. Kendimiz tutup istediğimiz yere taşıyabiliriz bunu. Metin kaydır dedikten sonra. O yüzden o bölüme de çok fazla ihtiyacımız yok. Burada çıkan sarı noktadan yine harflerle ilgili böyle sağa doğru yatırma, sola doğru yatırma gibi işlemleri yapabiliriz. Öne getir, arkaya götür. Mesela iki tane yazı olduğunda bunlar kullanılabilir. İki farklı WordArt varsa alta getir, üste getir gibi kullanabiliriz. Kırpmaya yine en sağdakilere ihtiyacımız var mı yok. Zaten biz köşelerinden tutup bunu inceltip kalınlaştırabiliriz. Bu da bu kadar. Metin